Peki şunu söylüyor şimdi bir soruda. Ben terk edilme korkusundan dolayı ilişkiye başlayamıyorum. Evet, ben... Terk edilme korkusundan. Hı-hı. Bu terk edilme korkusundan nasıl kurtulacağız? Şimdi şöyle az yani önce... Yani ben terk edilirsem ne olur? Nasıl bir tehdit algılıyorum orada? Bir de o var ve terk edilmek benim neremi zedeliyor acaba? Şimdi şöyle aşık olamayanlar gerçekten kaçınıyorlar. Hani hocam bahsetti bağlanmadan falan. İncitilme korkusu, terk edilme korkusu, ben bir ayrılığa dayanamam korkusu. Ondan sonra bir şey daha var. Hazı devre dışı bırakma. Yüksek beklentili ya da çok eleştirel, memnuniyetsiz ebeveynlerle büyütülmüş kişiler. Hani her şeyi de ebeveyne bağlamıyoruz ama sonuçta öteki çok önemli bir şey. Biz öteki üzerinden götürüyoruz bu işi. Haz kaynaklarını da kapatıyor. Yani insanın doğasında var olan, sıradanım diyebilen bütün insanın duygusal, cinsel ihtiyaçları var. Yani bunu reddetmek, hazı devre dışı bırakmak da bizi aşktan uzaklaştırıyor. Terk edilme gerçekten çok önemli bir... organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Burada da istikrarsız nesneler tarafından büyütülmüş olmak veyahut çok fazla yer değiştirmiş olmak. Yani öyküye baktığımda anne baba uzun süreli hastanede kalmış ya da kişi kendisi kalmış. Memur çocuğu çok fazla yer değiştirmiş. Bir mekanla, bir koşulla bağ kuramamış. Ya, genelde bu insanlarda daha çok fazla. Ya da ebeveyni öngörülemeyen ebeveyn. Duygusal anlamda tutarsız, gelgitli, ne var ne yok yani kestirilemiyor. Bu yüzden o önemli öteki dediğimiz o ebeveyn varlığı öngörülemeyen yeterince iyi bir anne değil, yeterince iyi bir bakım veren değil. Yetersiz olarak algılanmış ve tehdit olarak algılanmış bir bakım veren daha sonrası da tehditlerden tek başına çıkmış kimseler, tehditlerden bakın tek başına çıkmış yani ne yapmış? Duygularını koparak, aşık olmama, duygularını koparak kendini koruyor. Veyahut onu acı çektirecek, onu incitecek bir kişiyle ilişkiyi sürdürüp tekrar terk edilmeyi deneyimliyor. Terk edilmekten kurtulmanın yani terk edilme dinamiğini anlamanın temel yolu şu. İlk etapta bütün ilişkiler bitebilir. Ama ben ilişkim için elimden geleni yaparsam ya da ilişkimde ihtiyacımı ve partnerimi anlarsam ilişkimin bitmesi için bir neden yok. Yani burada belirsiz bir zamanda gelebilecek bir ayrılığı belirli bir zamana çekme. Dayanıksızım. Yani krizin ne zaman geleceğine dair bir fikrim yok. Ben onu ne zaman tolere edebilirim? Burada mesele bu. Yani aslında kriz yönetebilme becerisi. Duygusal krizlerle baş etmeyi öğretiyoruz. Duygusal acılara göğüs germeyi öğretmek çok önemli. Yani hiçbirimiz bu kadar zayıf ve dayanıksız değiliz. Nasıl bir örnek veriyorum biliyor musun burada? İnsanlar annesiz büyüyebiliyor. Zor mu zor, acı mı acı, eksiklik mi? Evet. Biz yetişkinler her şekilde bunun içinden çıkarız. Çünkü başta da şunu vurgu yaptım. Arzunun sahibi güçlüdür. Zannediyoruz ki giden ya da bizden gidecek olan arzumuzu götürecek. Öyle bir şey yok. Arzunun nesnesi, hedefi ortadan kalkıyor. Yani ayrılıkta olay şudur. Ben aşkı, sevgiyi, var olmayı, biriyle var olmayı A kişisinden alıyorum. Onunla birlikte bunları yaşamaktan vazgeçiyorum. Bu isteklerimden ve bu ihtiyaçlarımdan değil. Bu yüzden... duygularım ve arzum için daha sağlıklı bir nesne bulurum. Bu yüzden gerçekten hiç kimse vazgeçilmez değildir. Biz de buna dahil. Herkesin yeri doldurulabilir. Onun hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Peki hocam burada reddedilme ve de terk edilme korkusu şu anlamda da olabilir mi? Şunu söylemiş oluyor o zaman. Ben senin yerine daha sağlıklısına gidiyorum. O zaman evet. Belki de böyle bir şeyden korkuyorum. Evet, ya şimdi şöyle ilginç olan birinden ayrılıyorsunuz. Bunu da çok duyuyorum. Terk edilme şeması olan biri partnerle ilişki sürdürüyor. Sonra ayrılığın gelmesinden korktuğu için bırakıyor. Sonra partneri sağlıklı bir insan. Çok da peşinden gelmiyor. Gidip başkasıyla bir ilişki yaşıyor. Bu sefer neyden muzdarip biliyor musunuz? Demek ki ben değersizmişim, beni sevmiyormuş. Başkasıyla mutlu, Instagram'a resimler atıyor. Benimle yaşayamadığını onunla yaşıyor. Yaşamadı. Sen buna neden oldun? Yani terk edilmenin acısından ve ortaya çıkartabileceği durumdan kaçarken değersizliğin, kusurluluğun kucağına düşüyor. Evet. Şemalar bizi böyle Türk filmlerindeki gibi tokatlar ona atar, evirip çevirir. Burada da tam olarak böyle. Hani burada kusurluluk algısıyla ortaya çıkan bir terk edilme hassasiyeti var. Bir de salt terk edilme hassasiyeti var. Yani ebeveyni tarafından kötü bir şeymiş gibi algılanmış, kusurmuş gibi algılanmış, çocuğun kendini sevmesinde hasar yaratmış ebeveynlerin çocuklarında daha narsistik ya da daha böyle reddedilmeye karşı daha hassasiyet oluyor. Büyüklenmeci tepkiler de verebiliyor. Kimi bu durumla tabii ki özdeşim de kurabiliyor ama salt terk edilmemi, reddedilmiş bir terk edilmemi onu da anlamak lazım. Yani insan eliyle yapılmış bir terk edilme ya da hayatın doğası içine gelmiş bir anne kaybı, baba kaybı, zorunlu bir göç veya başka şeyler mi? Bunu da anlamak lazım. Yani çok olayın doğru. Niteliği de çok önemli. Çok doğru. Burada tabii oradaki saptamanız çok kıymetli.
kimisi reddedilmekten ya da terk edilmekten korkarken bazen terk eden taraf oluyor. Ve sonuçta buradaki o temel korkusunun farkına varmazsa... Önleyici bir saldırı. Hep biten ilişkilerin içinde ve bu önleyici bir saldırı. Peki şimdi siz bir psikoterapi uygulayan bir meslektaşım olarak insanlar genelde ilişkilerinin olumsuz taraflarıyla size geliyorlar. Hı-hı. Yani olumsuz şeyler anlatıyor. Diyor ki bana saygı göstermiyor, bana fazla karışıyor, fazla kıskanıyor. İşte işimi küçümsüyor, şu tam dertler. Ama bir yandan da tabii ki siz biliyorsunuz ki ya da ben tahmin ediyorum ki İlişkide olumlu taraflar da var. Hı hı. Peki bu iş içerisinde şöyle bir perspektif olabilir mi? Yani olumsuzu çözmek mi yoksa olumluyu arttırmak mı? Hı hı. Hangisi daha sağlıklı gözüküyor? Şimdi bence bu çalıştığımız ekole göre de değişir. Kısa süreli çözüm odaklı terapinin bahsettiği şey sizin biraz önce değindiğiniz nokta. Yani orada şöyle söyler. Diyor ki bize bir birim geliyor ve bu birim lekelenmiş bir birim. Şimdi siz problem odaklı bir terapi yöntemi çalıştığınızda genelde şunu sorguluyorsunuz. Bu ne lekesi? Neden olmuş? Bu buraya nasıl dökülmüş? Bu lekeye ne sebep olmuş? Ne zaman olmuş? Bu lekeyi silmek için bu zamana kadar neler yapmışsınız gibi. Ama kısa süreli çözüm odaklı terapide diyor ki her yer temiz kalmış, sadece burası lekeli. Burası lekeliyken siz burayı temiz tutmayı nasıl başardınız? Ya da biraz daha şeylere değiniyor. Mesela diyorsunuz ki yıllardır biz aynı sorunu yaşıyoruz. Evlendiğimiz günden beri aynı problemi yaşıyoruz. Çözüm odaklı da diyor ki şimdi siz evlendiğiniz günden beri bu sorunu yaşıyorsunuz ama bugün evliliğinizin 15. yılındasınız. Demek ki siz bu problemden sonra bir şekilde bir araya gelebiliyorsunuz. 15 yıl bu bir şekilde başarılmış. Onarabiliyorsunuz. Bir arada kalmayı başardıysanız sizin iyi geçirdiğiniz vakitleriniz olmuş. Evet. Ya da bu sorunu göz ardı edebildiğiniz, tolere edebildiğiniz ya da işte onarabildiğiniz yer yer zamanlar olmuş. Daha önce bunu nasıl yaptınız? Yani buradaki iyi şeyi bulup daha önce kişileri bir araya getiren, o problemin ortadan kalkmasını sağlayan, yani temiz kalan yerle ilgilenip temiz kalan kısmı arttırmaya çalışır. O yüzden aslında bence çalışılan ekole göre değişir neyle ilgileneceğimiz. Eğer biraz daha mesela problem odaklı bir bakış açısıyla çalışıyorsanız ve aslında problem odaklı bakış açısı biraz daha kalıcı çözüme götürür bizi. Çünkü geçmişe gider, nasıl başladı, neden oldu, ne onu oraya döktü, nasıl gelişti, hayatının hangi alanındaki hangi deneyim buna neden oldu. Dolayısıyla biraz daha böyle geçmişe dönük bir bakış açısı da kazandırarak kalıcı bir çözümle gider. Ama çözüm odaklının da dediğim gibi bakış açısı biraz daha yine o da geçmişi de ele alıyor. Bu zamana kadar çözdüğünüz, yani istisna durumlarla ilgileniyor. Bu sorunun sorun olmadığı zamanlar var mıydı hayatınızda? O zaman ne farklıydı? Neden o zaman sorun değildi? Siz o zaman neyi farklı yapıyordunuz gibi bir bakış açısını sunar. Ben biraz daha böyle bütüncül çalışmayı seviyorum. Hani almış olduğum eğitimlerden yola çıkarak kişinin ihtiyacına göre aslında yaklaşmak bana daha güvenli geliyor. Peki.